EkoTürk'te muhakeme programından herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayının ülkemiz, ümmetimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını Rabbimizden biz de bu vesileyle niyaz ediyoruz. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Zafer Duygu. Sevgili hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum Fatih'ciğim, iyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyoruz, sağ olun, yine buradayız, beraberiz. Evet, çok memnunum. Sağ olun, biz de öyle aynı şekilde. Yine önemli meseleler konuşuyoruz hocam bu İnşallah. Akşam. Hemen o zaman şöyle başlayalım. Özellikle bugün ateist kesimlerden şöyle itirazlar var. Gerek Hazreti İsa, gerek Hazreti Muhammed Aleyhisselam için hiç yaşamadığı, tarihte böyle kişilerin var olmadığı, işte çeşitli şekillerde onların varlığına dair sadece iddialarda bulunulduğu görüşü hakim. Belki teolojik, belki bilimsel bağlamda bunlara nasıl cevap vermeli? Aslında tarihsel açıdan başlayalım. Teolojik açıdan da onu destekleyecek bir takım materyalle devam edelim. Hazreti İsa'nın yaşamadığı ve Hazreti Muhammed'in yaşamadığı şeklinde iddialar var. Özellikle ateist çevreler tarafından dile getirilen İsa hakkında biraz daha güçlü şekilde Batı'da özellikle Mesih miti teorisi şeklinde isimlendirilen bir takım görüşler var. Bu görüşlerin arka planına baktığımızda aslında işte dinlerin kurucuları olarak görülen bu peygamberlerin refüze edilmesi, onların tarihsel varlıklarının inkar edilmesi suretiyle aslında İslam'ın ve Hristiyanlığın ya da işte ilahi dinlerin veya ilahi dinin dayandığı temeli sarsmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik bir çabadır bu temelinde baktığınızda. Çünkü eğer Hazreti Peygamber yaşamamışsa öyle değil mi? Bugün bütün Müslüman dünyanın inandığı öğretiler daha baştan çökmüş olacak veya Hazreti İsa eğer yaşamamışsa. Çünkü bu ontolojik durum en önemli, aynen, en temeldeki şey. Tabii ki. Yani en alttaki şeyi çekecekler. Binanın en alt basamağını, tuğlasını çekecekler. Bütün sistem çökecek. Ama aslında böyle değil. Biz tarihsel açıdan baktığımızda hem Hazreti İsa özelinde hem Hazreti Muhammed özelinde onların tarihsel varlığını kanıtlar mahiyette önemli bir takım tanıklıklara, önemli bazı kanıtlara sahibiz. Tabii mesela aslında burada bu konuya girmeden önce çok kısa bir hatırlatma yapayım. Özellikle bunu Hazreti İsa açısından söylüyorum. Hazreti İsa'nın yaşamadığı ya da onun bir mit olduğu şeklindeki iddia ki buna Mesih miti teorisi deniliyor. Neden ortaya çıkmıştır ilk olarak? İşte Bruno Bauer gibi, Arthur Dreyfus gibi bazı önemli bilim insanlarının savundukları bir teoridir. Ve bugün de birçok taraftarı vardır yani Hazreti İsa'nın hiç yaşamadığı şeklinde. Bunun sebebi şu, bilim insanları kilise tarafından propaganda edilen Mesih'i, yani kilisenin kurtarıcı, tanrısal, göksel Mesih'ini Hristiyanlığın erken dönem metinlerinde aramışlardır. Fakat bulamamışlardır. Hmm. Öyle olunca yani hakikaten ciddi bazı süzgeçlerden geçirerek, ciddi bazı yöntemler ışığında Hristiyanların kutsal metinlerini inceleyerek o Mesih'i, yani kilisenin göksel Mesih'ini bulamayınca ve tarihsel İsa'yla, yani 1. yüzyılda yaşamış tarihsel bir şahsiyet olarak İsa'yla bu Mesih arasında bir uçurum olduğunu görünce işte kaynaklarda o İsa'yı acaba bulabilir miyiz'e gittiler. Evet. Yani evet dediler, kilisenin propaganda ettiği. Bunu batılı bilim insanları söylüyor 19. 18. yüzyıldan itibaren. Evet diyorlar, yani kilisenin propaganda ettiği Mesih yok. Yani onu kaynaklarda göremiyoruz. Acaba tarihsel İsa var mı? Tarihsel İsa ne? O Mesih'ten farklı. 1. yüzyılda yaşamış, İsrailoğulları kavmine mensup, Meryem'den doğmuş. Değil mi? Filistin sahasında işte dini anlamda bir takım vaazlar veren bir tarihsel şahsiyet. Acaba bunu bulabilir miyiz? Onu da çok sağlıklı bulamadılar. Yeni ait metinlerinde o da aslında çok sağlıklı bir biçimde bize yansıtılmamış ve bu yüzden aslında onun tarihsel varlığını bu sefer sorgulama noktasına geldiler. Ve dediler ki hayır, İsa yaşamamıştır. Tekrar ediyorum, bu tezin adı Mesih miti teorisi. Yani hocam, kilisenin tanıtmış olduğu bir İsa Mesih vardı. Hı hı. Özellikle ilk dönem kaynaklarda buna pek rastlayamadılar. Bunun üzerine dediler ki en azından tarihsel kişilik olarak İsa'ya bakalım. Hı-hı. Ama yine ilk yıllarda onun varlığına dair epey bir şüpheli durum var ki bravo, böyle bir Mesih, İsa miti adlı bir teori geliştirdiler. Yani Hazreti İsa'dan bahseden en eski metinler nedir bunlar? Mesela Pavlus'un mektupları. Hı-hı. 50'li 60'lı yıllar. Hristiyanlığın bugünkü kurucusu Pavlus. Veya İnciller 70-100 yılları civarında yazılmış. Markos, Matta, Luka, Yuhanna sırasıyla. Bunlar
Hazreti İsa hakkında maalesef sağlıklı bilgiler nakletmiyor. Araştırmacıların birçoğunun kanaati de budur. Yani bunlar belirli perspektiflerden, belirli yöntemlerle okunması gereken metinler. Tarihsel açıdan ne kadar güvenilir oldukları tartışmalıdır. Detaylar için benim İnciller Güvenilir Metinler Midir isminde bir çalışmam var, bir kitabım var. Oraya bakılabilir. Hazreti İsa'nın tarihsel varlığına dair bu tartışmalar için İsa Pavlus İnciller diye bir kitabım var. Oraya bakılabilir. Yani bu anlattığım şeyin detayları oralardan bulunabilir. Fakat tabii Hazreti İsa'nın tarihsel varlığından şüphe eder noktaya getiren bu metinlerin dışında. Yani yeni ahit metinlerinin dışında bu sefer bir Hazreti İsa arayışı baş gösterdi bilim dünyasında. Acaba pagan yazarlar ne söylüyorlar? Tabii bunu savunanlar için söylüyorum. Yani Hazreti İsa'nın tarihsel varlığını inkar eden bir gelenek ortaya çıktı bilim dünyasında. Bruno Bauer'den itibaren birçok araştırmacı buna taraftar oldu. Ve en sonunda araştırmacılar, Hazreti İsa'nın tarihsel varlığından yana olan araştırmacılar gidip yeni ahit dışında, evet dediler, yani yeni ahit metinlerinde sorun olabilir ama biz onu yeni ahit dışında başka metinlerden de kanıtlayabilir miyiz? Bu batıda Jesus Outside the New Testament diye başka bir araştırma şeyi yarattı. Yani yeni ahit dışında İsa arayışı. Ve bu sefer pagan kaynaklarına gidildi, Yahudi kaynaklarına gidildi. Aslında oradan da çok sağlıklı sonuçlar çıkartılamadı. Çünkü pagan kaynaklarına baktığınızda 1. yüzyılda Hazreti İsa'dan bahseden hiçbir pagan yazar yok. Pagan putperest, yani Roma'nın o günkü dünyasından bahsediyorum. Akdeniz havzasında çok tanrılı inanışlara mensup insanlardan bahsediyorum. Onu diyecektim. Ya Hristiyan ve Yahudilerin dışındaki kesinlikle pagan. Aynen, onlar çok tanrılı dinlere mensuplar. Ne oldu? Hazreti İsa'nın tarihsel varlığından veya onun öğretilerinden bahseden 1. yüzyılda hiçbir kaynak zikredilmiyor. Yok. Bu da gerçekten enteresan bir şey. 2. yüzyıldan itibaren bir elin beş parmağı kadar birkaç tane kaynak. İşte efendim biz Romalı tarihçi Tacitus gibi, Suetonius gibi, Bitinya bölgesinin valisi Plinius gibi, Marabar Serefio'nun bir mektubu var, Samsatlı Lukianos. Böyle 5-6 tane kaynak biliyoruz, pagan kaynak, Hazreti İsa'dan bahseden metinler. Ha bunların da epistemolojik değeri çok ciddi sıkıntılıdır. Birazdan bahsedeceğim, bir mektup özellikle Hazreti İsa o bence otantiktir. Yani gerçekten de Hazreti İsa'dan bahsettiğini biz ve onun varlığını kanıtladığını söyleyebiliriz. Öte taraftan Yahudi kaynaklarını sıkı bir mercek altına aldı bilim insanları. Tabii Hazreti İsa'nın kendisi Filistin bölgesinde yaşamış, Yahudi toplumunun bir üyesi olarak, bir ferdi olarak yaşamış. Annesi Yahudi, havarileri Yahudi, yakın cemaati ilk Yahudi. Acaba Yahudi kaynaklarında nasıl var? İlk defa olarak 80'li 90'lı yıllarda işte bizim tarihçilerin çok iyi bildiği bir Yahudi tarihçi var. Aslında kendisi Helenleşmiş bir Yahudidir. Flavius Josephus. Onun iki tane bahsi var. Talmud külliyatı, yani Yahudilerin sözlü rivayeti, sözlü rivayetleri, bunlar da 2. 5. yüzyıl arası süreçte yazıya geçirilmiştir. Talmud denir buna, Yahudi sözlü rivayetleri. Orada Yeşubar Pantera gibi, Yeşubar Stada gibi isimler altında Hazreti İsa'ya atıflar var. Bir de Hristiyan bazı yazarların Yahudilerin iddialarını çürütmek amacıyla kaleme aldıkları bazı metinlerde de biz Hazreti İsa'nın tarihsel varlığına dair bir takım kanıtlara sahibiz. Bunların içerisinde aslında söyledim ya, detaylara çok girmek istemiyorum ama yine de şu küçük teknik bilgileri vereyim. Aslında epistemolojik açıdan bu metinler de sorunludur. Yani pagan yazarlara baktığınızda pagan yazarlar Hazreti İsa'dan bahsederler ama onların Hazreti İsa'ya dair doğrudan bir tanıklığı yoktur. Onlar 2. yüzyıldan itibaren Akdeniz havzasında yükselmekte olan bir din var. Adı Hristiyanlık ve o din kendisini, o dinin müntesipleri kendi inançlarını İsa adında birisiyle kökleştiriyorlar. Atıyorum 1,5 yüzyıl önce yaşamış, 1 yüzyıl önce yaşamış bir İsa var. Onunla kökleştiriyorlar kendi inançlarını ve bu sebeple pagan yazarlar Hristiyanlardan bahsederken, Hristiyanlıktan bahsederken o vesileyle İsa'dan bahsediyor. Yoksa kendi tanıklıkları ya da şahitleri yok. Değil, dirsek temasında bulunmamışlar, yok. Görmemişler. Dolayısıyla dolaylı tanıklık. Yani komşularının sadece kendilerini neye dayandırdıklarını, neye atfettiklerini sadece izah edip... Bravo, bravo. Dolaylı tanıklık diyelim biz ona, yani o şekilde bir terminoloji kullanalım. Fakat Marabar Serafion'un bir mektubu önemli. Çünkü Marabar Serafion bir Süryanice mektubu var. Muhtemelen 73 yılından sonraki bir tarihte kaleme alınmış bir mektup. Orada Yahudilerin bilge kralı diye birisinden söz ediyor. Bu Yahudilerin bilge kralının
Yahudiler tarafından işte öldürüldüğünden bahsediyor. Ve onun öğretilerinin aslında yaşamaya devam ettiğini falan söylüyor. Bu bence yani İsa Paulus İnciller kitabında çok detaylı olarak ben bu hususu tartıştım ama burada şöyle söyleyeyim. Bence Hazreti İsa'nın tarihsel varlığına dair kanıttır. Pagan kaynaklarından bize kadar gelmiş bir kanıttır. Çünkü Mağara Barserafion orada bize geleneksel Paulusçu Hristiyanlığın kabullerini yansıtmaz. Yani şunu diyemiyoruz. Ya Mağara Barserafion da bize dolaylı bir tanıklıkta bulunmuş. Çünkü Hristiyanların kabullerinden başka kabuller söylüyor İsa hakkında. Ben bunu bir Hazreti İsa'nın varlığına dair bir tanıklık olarak görüyorum. Aynı şekilde Yahudi kaynaklarında da Flavius Josephus özellikle. Hazreti İsa'nın yarı kardeşi Yakup'un 62 yılındaki şehit edilişini anlatırken Hazreti İsa'yı atıf yapar. Mesih olduğu söylenen İsa'nın kardeşi Yakup der. O Yakup'a, evet, onun öldürülüşünü anlatırken. Bakın 80'li 90'lı yıllardan ki kendisi 60'lı yıllarda Yakup şehit edilirken muhtemelen Kudüs'teydi. Bu çok önemli bir detaydır. Evet. Aynı şekilde Talmud'da da yani Hazreti İsa'dan bahisler var ama Talmud şunu da bilmek lazım. Evet, tarihsel varlığına dair kanıttır Talmud'daki bazı rivayetler ama Talmud Hazreti İsa'yı ve annesine kara çalmak amaçlı bir takım rivayetler de ihtiva eder. Yani Yahudiler Talmud külliyatında bir takım sözlü rivayetleri Hazreti İsa ile ilgili kayda geçirirken amaçları Hazreti İsa'yı ve annesini kötülemekti. Bunu şey yapmak lazım. Tabii işin bir de Hazreti Muhammed tarafı var. Şimdi orası da biliyorsunuz Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra yani 30-33 yılı civarında Hazreti İsa'nın tarih sahnesinden biz çekildiğini biliyoruz. Ya ben şurada şu mesela benim için çok önemliydi hocam. Özellikle Hazreti İsa özelinde kendi döneminde yaşadığında herhangi yazdırmış olduğu bir metin yok. Yok. İnciller Hazreti İsa döneminde yazılmış metinler değil. Değil. Çok sonralardan yani ancak 70'li ve 80'li yıllardan sonra atıflar var. İşte az, evet, önce biraz bahsettiniz. Kardeşi Yakup'un 62'de şehit edilmesiyle ilgili bazı kaynaklar, rivayetler düşülmüş ama demek ki daha sonra yazılı metinler ilk dönemlerde olmadığı için de bugün Batılılar bu atıflar, özellikle ateist olanlar tabii bu atıflarla bulunuyor. Zaten yoksa biz Müslüman olarak zaten varlığına iman ediyoruz zaten. Tabii ki zaten Kur'an-ı Kerim, evet, yani mesele tabii tarihsel bağlamıyla ele aldık. İmani noktadan zaten bir şüphe yok. Çünkü evet, Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Ama tabii o detaylara hani belki biraz daha sonra gireceğiz. Yani evet, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Peygamber'in belki benzerlikleri değil mi? Farklılıkları, evet, falan. İşin teolojik boyutunu belki biraz daha detaylı ele alacağız. Hazreti Muhammed'e geldiğimizde hocam. Hazreti Muhammed'e geldiğimizde şimdi onun da yaşamadığı iddia veya yaşamadı diyenler var. Hiç yaşamadı veya yaşadı ama işte söylenilen dönemde yaşamadı. Daha önce yaşadı, daha sonra yaşadı falan. Tabii bizim elimizdeki bilgiler, veriler ağırlıklı olarak değil mi? Yani Hazreti Peygamber'in 571'de doğdu, 632'de öldüğü gibi ve bir kırılma dönemleri var. İşte 610 yılı değil mi ilk vahiy, 622 hicret gibi yani. Burada aslında belki bu iddiaları ileri sürenlerin belki ekmeğine yağ sürebilecek düşünülen veya işte onların lehine bir argümanmış gibi bir algı oluşturabilecek bir olgu var. O da şu, İslam kaynaklarının nispeten geç tarihli olması. Yani Hazreti Peygamber'in hayatından bahseden veya İslam tarihini anlatan, diyelim ki İslam fetihlerini anlatan kaynaklar, sen de biliyorsun ağırlıklı olarak 8. yüzyıldan itibaren tarih sahnesine çıkmaya başlıyor. Tabii Hazreti Peygamber'le arasında belki bir yüzyıl, belki daha fazla bir zaman dilimi var bu yazarlarla Hazreti Peygamber arasında. Tabii bu belki bir Hazreti Peygamber'in bir mit olduğunu ileri sürenlerin sanki bir an için hani haklı görülebileceği bir şey. Gerçi öyle bir şey de söz konusu değil. Yani bütün tarihsel şahsiyetleri biz kendi dönemlerindeki metinlerden bilmiyoruz yani sonuçta. Birçok padişahı, birçok geçmişteki Roma imparatorunu değil mi yani? Hepsini belki daha sonraki metinlerden ama yine de aslında iş oraya da kalmıyor. Çünkü ben bu konuyu da İslam ve Hristiyanlık diye Timaş yayınlarından özellikle bu sene çıkan, bu senenin başında çıkan bir kitabımda detaylıca ele alıp tartışmıştım. Hazreti Muhammed'in tarihsel varlığını da kanıtlar mahiyette çok önemli bizim tanıklıklara sahibiz. Nasıl sahibiz? Birkaç tane müsaaden olursa, lütfen, yani böyle çok çarpıcı örnekler, tabii, üzerinden gideyim. Mesela 630'lı yıllarda, tabii burada izleyenlerimize şunu hatırlatmak lazım, Hazreti Peygamber'in biz 632 yılında rahmetli olduğunu tahmin ediyoruz. 632.
Halbuki bizim elimizde 630'lu yıllarda bir takım metinler var. Hristiyanlar tarafından kaleme alınmış metinler. Yani yazarları Hristiyan fakat Orta Doğu coğrafyasında yazılmış metinler. Bize Hazreti Peygamber'in tarihsel varlığıyla ilgili aslında çok önemli bilgiler veriyorlar. Mesela bunların başında en önemlisi Kartaca bölgesinde tahminlere göre 634 yılında yazıldığını bizim düşündüğümüz ve Türkçe'ye Yakup'un öğretisi diye belki çevirip de Türkçeleştirebileceğimiz bir metin. Aslında bu İmparator Herakleios ki Hazreti Peygamber'le çağdaştır. Hazreti Peygamber'in ona işte mektup yazdığı rivayet ediliyor, sen de biliyorsun. İmparator Herakleios'un emriyle Kartaca'da zorla vaftiz edilen Yahudiler var. O Yahudilerden bir tanesi işte sözüm ona samimi bir Hristiyan oluyor. Diğer Hristiyanların da yani diğer mühtedi Hristiyanların da eski Yahudilerin de samimi şekilde bu dine iman etmelerini temin edebilmek amacıyla o bir metin yazıyor işte. Doktrina Jacobi denilen Yakup'un öğretisi diyebileceğimiz o metin o. Orada tabii aslında onun bahsettiği konu, bağlam çok başka yani. Çok farklı kontekstlerden bahsediyor ama bir yerde anlatımı sırasında anlatıyor yeri geliyor. Ya diyor işte Romalılarla Araplar arasındaki bir savaşa atıfta bulunuyor. Bir bakıyorsunuz anlatımı sırasında Romalılarla Araplar arasında bir savaş ve işte Romalı komutan öldürülmüş, bunu söylüyor. Ve diyor Araplarla birlikte bir de şeyin peygamberin geldiği söyleniyor diyor. Hem de peygamber diye biliyorum. Aynen öyle ifade de tabii ki profetes diyor profetes. Araplarla birlikte bir de peygamberin geldiği söyleniyor diyor. Bakın aslında bu çok önemli bir bağlam ya, bir peygamber Araplarla birlikte geldiği tabii yanılıyor. Peygamber 2 sene önce rahmetli oldu ama o günkü koşullarda Orta Doğu coğrafyasında insanların bundan haberinin olması tabii ki bayağı bir zaman alacak. Yani şimdiki gibi televizyon yok değil mi? Yani radyo yok, şey yok, hani ulaşım, iletişim ne kadar sınırlı olduğunu düşünün. O öyle zannediyor. Yani Araplar arasında bir peygamber var diye duyulmuş ve Müslümanlar ilk askeri faaliyetler işte diyelim ki Ebu Bekir'in son yılı, Hazreti Ömer'in ilk yılı değil mi? 633'ün sonu, 634'ün başları, işte Ecneden Savaşı'nın arifesi falan yani. Arabistan'ın kuzeyinde askeri faaliyetlere başladıklarında işte haber yayılıyor. Yani Araplar geliyor falan gibisinden. Aralarında bir de peygamber varmış gibi bir haber o şekilde şey yapıyor. Tabii bu birincisi Araplar arasında bir peygamber çıktığına dair değil mi? İkincisi Yahudiler arasında böyle bir beklenti olduğunu göstermesi bakımından. Çünkü diyor ki henüz Yahudi olduğu dönemden bahsederken bu bizim mühtedi Hristiyan. Ben diyor acaba diyor bizim beklediğimiz miydi? Diye bunu diyor bizim bir bilgemiz vardı ona sormaya gittim gibisinden anlatıyor daha yani detaylara girmeyeyim. Bakın 634 yılından Araplar arasındaki bir peygambere dair bir tanıklık. Çok erken dönem. Çok erken bir dönem. Tabii sadece bu mu değil. Biz 630'lu yıllarda kaleme alınmış, 640'lı yıllarda kaleme alınmış metinlere sahibiz. Yunanca metinler var, özellikle Süryanice metinler var. Bakın bunlar İslam fetihlerinin ilk dalga hareketliğini bize resmeden, anlatan metinlerdir. Mesela bunların içerisinde Thomas adında Hristiyan bir ruhbana atfedilen Süryanice bir historiografik metin var. Yani tarihsel şeyi anlatan. Mesela orada Muhammed'in Arapları ifadesini kullanır kendisi. Bu metin Fatih'cim yani 600'lü, 630'lu veya en geç 640'lı yıllara ait. Bakın 630'lu yıllar. Muhammed ismini bizzat zikrederek şey yapar. Bakın bu bir başka bir farklı bir tanıklık. Bunların hepsi Hristiyanların kaynakları yani. O çağdaş Hristiyan metinlerinden söz ediyorum. Aslında az önce yapmış olduğumuz bu usulü, hani Hazreti İsa'nın kişisel varlığını nasıl biz paganlara baktıysak, yani kaynakları dışında yaptıysak, evet. Aynı kazı çalışmasını yapıyoruz. Bravo. İslam tarihi kaynakları dışında diğer milletlerden, diğer kavimlerden Hazreti Muhammed'le ilgili tanıklık var mı diye soruyoruz. Yani aslında bizim İslam kaynakları da elimizde yeterince veridir ama hani İslam kaynakları kronolojik anlamda daha geç tarihlidir denilirse. Buyurun Hristiyan kaynakları var anlamında bunları ben anlatıyorum. Yoksa tabii bizim elimizde tabakat eserleri var biliyorsun yani İbn-i Sa'dlar. Hani bunun biraz dışında acaba farklı bir bağlamdan yakalar mıyız gibisinden? İbn-i Sa'd'ın Tabakatul Kübrası, El-Kamil Fit-Tarih, İbn-i Resir'in El-Kamil Fit-Tarih vesaire tabii. Bütün detaylarıyla yani yıl tabii, hatta anlatılıyor zaten. Yani, tabii ki. Bunların dışında biz
Özellikle 640'lı 50'li yıllardan itibaren artık çok daha somut, elle tutulur verilere sahibiz. O dönemde mesela diyelim ki Doğu Süryanilerince kaleme alınan bir takım Huzistan kroniği gibi metinlerde veya Ermeni yazarlarca kaleme alınmış işte Sebeos'a atfedilen historiografik metin örneğinde olduğu gibi veya Yunanca bazı özellikle Melkitler tarafından kaleme alınan eserlerde karşımıza çıktığı gibi artık Hazreti Peygamber tarihsel varlığıyla ve hatta buna ilaveten artık öğretileriyle de bizim karşımıza çıkmaya başlıyor. Tabii burada aslında şu nokta önemli. Yani burada Hazreti Peygamber'in tarihsel varlığını kanıtlamak çok basit bir şey. Ondan ziyade Hazreti Peygamber'e dair algının, paradigmaların neler olduğunu Hristiyan kaynakları üzerinden kronolojiye bağlı olarak incelemek çok keyifli bir iştir. Ben mesela bunu İslam ve Hristiyanlık kitabımda yapmıştım, bahsettiğim kitapta. Fatih çok ilginç. Yani 630'lu, 640'lı, 650'li yıllarda kaleme alınmış Hristiyanlara ait metinlerde Hazreti Peygamber bir kral olarak tanımlanıyor. Peygamber değil. Yani onun, hani onlar şöyle bakıyorlar. Ya Ortadoğu'da bir şeyler oluyor. Hem de çok ciddi, çok büyük bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ya iktidar Bizans İmparatorluğu'nda ve Sasan İmparatorluğu'ndaydı. Onlardan gidip Araplara geçiyor. Bak Araplar diyorum, Müslümanlar demiyorum. Çünkü muzaffer yani zafer kazanan fatihler de dini bir bağlamda ele alınmıyorlar çok erken dönemde. Yani iki şey. Bir, gelenler kimler? Müslümanlar değil, Araplar. Yerel ve kavimsel görüyorlar. Bravo. Zaten kullandıkları terimlere, fatihleri kullanırken kullandıkları terimlere, tanımlarken kullandıkları terimlere baktım bunu görüyorsun. Mesela Tayyoye derler Süryani metinleri. Tay kabilesini ne atfen. Veya diyelim ki eski ahitteki anlatılara atfen İsmailoğulları derler mesela. Özellikle çok sık kullanılır. İsmailoğulları, Haceroğulları. İbrahim peygamber. Bravo. Hani o kökene şey yaparken. Bakın bunların hepsi nedir? Etnik manada Müslüman diye bir şey yok yani. Bir, iki, Hazreti Peygamber kim? Ya Orta Doğu'da bir siyasi konjonktür değişikliği var. İktidar Bizans İmparatorluğundan ve Sasani İmparatorluğundan Araplara geçiyor. Bakın Araplara geçiyor yani Müslümanlara değil tırnak içinde Araplara geçiyor. Peki bu Arap devleti nereden çıktı? Bunun ilk kurucusu kurdu bunu. Kim o? Kral. Evet. Ordu komutanı. Kim? Muhammed. Öyle zikrediyorlar. Fakat işte dedim ya yani işin ilginç tarafı bu metinlerde süreç içerisinde ortaya çıkan paradigma değişiklikleri. Metinlere yansıyan yazarların çünkü yaklaşık bir 40-50 yıl sonra 40-50 yıl içerisinde biz bir de bakıyoruz ki Hristiyan yazarlar artık Hazreti Peygamber'in bir peygamber olarak tasvirini yapmaya başlıyorlar. Evet. Onun önemli. Artık öğretilerinden bahsetmeye başlıyorlar. Tabii kitle iletişim araçlarının zayıflığı vesaire. Tabii ki. Bizim kendi karakterimizde de vardır hocam onlar. Hı-hı. Özellikle mesela Selman-ı Farisi'yi gelir. Bizans elçileri gelirler. İşte hatta bir kral ararlar. Böyle ihtişamlı bir ev beklerlerken hatta böyle işte ihtişamlı kıyafetler içerisinde bir kral algısı varken bir de bakarlar sade bir ev, sade bir insan orada arkadaşlarıyla oturup sohbet ediyor. Evet. Hocam çok keyifli bir ilk bölüm oldu. Tarihsel kişilikleri konuştuk ve evet. Her iki peygamber için de aynısını yaptık. Ama burada kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Peki. Efendim hemen karşınızda olacağız. Efendim karşınızdayız tekrar. Doçent Doktor Zafer Duygu ile konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed'in tarihsel kişiliklerinden bahsettik. Üstelik bunu yaparken sadece kendi kaynaklarından değil, mevcut durumda kendi bölgelerinin dışındaki kaynaklardan da varlıklarını irdeledik. Hocam Hazreti Muhammed için özellikle Kartaca'da yazılan mektuptan bahsettik 634'te. Hmm. Yine Yahudiler arasındaki beklentilere değindik. Yine 640'larda ve 650'lerden sonra artık resmileştiğinden bahsedebiliriz. Evet. Şimdi peki hemen akla şu soru geliyor. Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed diyoruz. Hı-hı. Şimdi her iki peygamberin de benzer yönleriyle farklı ya da ayrışan yönleri var mıdır ve nelerdir? Evet. Çok güzel, zor bir soru. Evet. Şimdi tabii Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, yani Fatih'cim herhalde
insanlık ailesinin üzerinde en çok konuştukları iki tarihsel şahsiyet muhtemelen Hazreti Muhammed ve Hazreti İsa'dır. Bunun tabii en önemli sebebi çok geniş kitlelerin kendi dinlerinin, inançlarının kökenini bu tarihsel şahsiyetlere dayamaları var. Tabii burada bir köşeli parantez açmak lazım. Yani İslam dininin kaynağı ilk defa Hazreti Muhammed değil. Biliyorsun İslam ilahi din, tevhid dini, aslında bütün peygamberler vasıtasıyla, Hazreti İsa da dahil olmak üzere insanlık ailesine tebliğ edilmiş oluyor. Ama Hristiyanlar tabii biraz daha farklı bir bakışa sahipler. Onu kozmik bir figür olarak ve tarihin bir önemli kırılma dönemi olarak görüyorlar Hazreti İsa'yı. Tabii onlar Hazreti İsa da demiyorlar, Mesih diyorlar. Ama her halükarda hem İslam dünyasının hem Hristiyan dünyasının, hatta bunun dışında diğer şeyinde, insanların da hala ilgi odağında. Haklarında yazılan kitaplar değil mi? Yapılan tartışmalar bunu çok net bizim karşımıza koyuyor. Peki Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed'in biz farklılıkları ya da benzerlikleri noktasında ne söyleyebiliriz? Yani bu çok kapsamlı, çok detaylı bir konu. Belki bu konu yani burada bir kısa bir süre içerisinde içinden çıkmamız belki mümkün olmayabilir ama gene de böyle başlıklar halinde, evet, akıllarda kalıcı şekilde ne söyleyebiliriz? Yani mesela biraz farklılıklardan bahsedelim. Tabii her şeyden önce bir kronoloji farkı var. Kronoloji zaman, yani ne demek bu? Biz Hazreti İsa'nın miladi 1. yüzyılda yaşadığını tahmin ediyoruz. Hazreti Peygamber'in 6. yüzyılın sonu ve 7. yüzyıl. Evet. Çünkü Hazreti İsa çok muhtemel ki 0, eksi 1, eksi 2 o yıllarda doğuyor ve 33 yılları civarında tarih sahnesinden çekiliyor. Ama Hazreti Peygamber 571-632 evet, yıllar arasında yaşıyor. Tabii kronoloji farkı önemlidir. Çünkü yani yaklaşık 700 yıllık bir tarihsel sürece tekabül eden bir 600 yıl, belki daha fazla bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Bunun dışında sadece zaman farkı mı? Yani onların tarihsel varlıkları özelinde konuşuyorum, daha öğretileri özelinde değil. Sadece zaman farkı mı? Hayır. Dil ve kültür. Fatih, biliyorsun Hazreti İsa Aramice konuşulan, evet, bir coğrafyada yaşadı. Evet. Filistin coğrafyasında 1. yüzyılda yaşadı. O coğrafyada Yahudiler ağırlıklı olarak Aramice konuşuyorlardı. Sadece bu mu? Tabii ki değil. Yunanca konuşanlar var. Yani Yahudilerin hepsi Aramice konuşuyor demiyoruz. Yunanca konuşanlar var. Fakat Filistin sahasında egemen dil Aramice. Hazreti İsa'nın da dili çok 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 büyük bir ihtimalle. Yani ben yani kendi payıma mesela bunun dışında bir şeyi belki binde bir falan görüyorum yani. Çok büyük bir ihtimalle Hazreti İsa kendisi de Aramice konuştu. Aramice iletişim kurdu insanlarla. Ve tabii ki Yahudi bir kültür dünyasında ve inanç dünyasında yaşadı. Nasıl bir kültür ve inanç dünyası bu? Bir tane Allah'a inanan ve Tevrat merkezli yaşayan. Yani Allah'ın Hazreti Musa vasıtasıyla gönderdiği şeriat, değil mi? Yasa ve Yahudi kutsal yazıları ve şeriat merkezli. Bu ne demek? Yani kendilerini diğer bütün topluluklardan. Yani buna gentil istiyorlar. Araya bir duvar örüyorlar ve Yahudilerle Yahudi olmayanlar birbirlerine ayrılıyorlar. Evet. Hazreti İsa Yahudi olanların o kültür dairesinin içerisinde yaşamış bir tarihsel şahsiyet. Hazreti Muhammed. Yani Hazreti İsa hocam, çok affedersiniz, daha çok İsrailoğullarına gönderilmiş Yahudi şeriatı merkezli, hı hı, bir usul ve yöntem takip ediyor. Din ve kültür farklılıklarından bahsettik. Hı hı. Çok büyük büyük ihtimalle de Aramice konuşan. Hı hı. Tabii tevhidi esas alan. Tabii, biz ne dedik? Geleceğim. İslam, hı hı, işte ilk peygamberden son, tabii, peygambere kadar Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu, hı hı, bir sistem. Ve nebileri de biz bu sistemin birer halkası olarak görüyoruz. Tabii. Evet hocam. Şimdi Hazreti İsa, tabii bir de Hazreti Muhammed. Yani Hazreti İsa'nın Aramice konuşulan bir coğrafyada, Filistin sahasında yaşamasına mukabil, Hazreti Muhammed 7. yüzyılda Arabistan'da yaşıyor, Hicaz bölgesinde değil mi? Mekke, Medine değil mi? Onun merkez şeyleri.
veya Arapça konuşulan bir coğrafi saha. Yani Yahudilerin monoteist inanışının aksine burada Arabistan coğrafyasında veya Hicaz bölgesinde biz paganizm dediğimiz, putperestlik belki denilen bir inanış biçiminin, yani İslami terminolojisi şirk dini. Yani evet. Allah'ı kabul edip de onun yanında yardımcı ilahlar da kabul eden bir cemiyetin bir üyesi olarak. Ama aynı zamanda o coğrafyada yine bizim Yahudilerin yaşadığını, bazı Hristiyanların, Hristiyan mezheplerinin miyafizitler, yani Yakubiler denilen miyafizitler gibi, Nesturiler gibi, Melkitler gibi, hatta bunların dışında diğer bazı Hristiyan cemaatlerin, akımların var olduğunu biliyoruz. Ağırlıklı din, paganizm, putperestlik, Hristiyanlar az, Yahudiler biraz daha fazla ama onlar da azınlıktalar. Ve Haniflerden bahsediliyor. Onlar da işte İbrahimi geleneği, tek tanrı inanışını sürdürdüğü düşünülen, tek tükte olsa yaşadıkları varsayılan bir inancın müntesipleri, temsilcileri. Yani kısacası aslında yaşadıkları coğrafyaların ve temsil ettikleri kültür kontekstlerinin dışında inanç dünyaları, doğdukları, kendilerini buldukları inanç havuzları da aslında birbirlerinden farklı. Zemin çok farklı. Zemin farklı. Bravo. Kronoloji farklı, kültür farklı, şey farklı. Tabii burada biraz daha belki detaya girebiliriz. Şimdi Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed arasında burada aslında bence önemli bir ayrım var. O da şu. Hazreti İsa'nın hareketinin yerel olması, Hazreti Peygamber'in evrensel olması. Şimdi burayı biraz açmam gerekiyor. Çünkü bu konu yanlış anlaşılmaya müsait. Şimdi Hazreti İsa yaşamı sırasında kendi ağzıyla İsrailoğulları kavmine gönderildiğini söylüyor. Bugünkü İncil'lerde kendi ağzıyla nakledilen bir rivayettir bu. Hatta havarilerini, öğrencilerini misyonerlik için diğer şehirlere gönderdiğinde onlara da diyor ki sadece Yahudilerin oturdukları şehirlere gideceksiniz. Yani diyor ki Samirilerin, onlar da aslında bir bakıma Yahudidirler ama onlara bile gitmeyeceksiniz diyor. Sadece Yahudilerin yani şeyine, İsrailoğullarının vurgusu çok baskındır ve gerçekten de yaşamı sırasında mesela Filistin sahasının dışına çıkmamış. Şimdi evet, Hazreti İsa'nın mesajı evrensel. Hazreti İsa'nın öğretileri, İsrailoğullarına tebliğ ettiği mesaj, değil mi? Yani mesela diyelim ki ey İsrailoğulları iyi insanlar olun dediğini farz ediyorum. Şimdi iyi insan olmak tabii ki evrensel bir mesaj ama muhatap kitlesi evrensel değil. Bunu sana söylüyorum ben. Bütün dünyaya değil. Hazreti Peygamber öyle değil. Hazreti Peygamber'in mesajı ilk andan itibaren, mesajı da evrensel, muhatap kitlesi de. Bunu nereden biliyoruz? İki türlü. Bir, Hazreti Peygamber yaşamı sırasında Arabistan sahasıyla hiçbir zaman sınırlamıyor kendini. Böyle bir ifadesi yok. Davranışı yok. Tam tersine tebliğ etmeye başladıktan ve taraftar edinmeye başladıktan sonra biliyorsun mektup yazıyor. Kime? Mesela Bizans İmparatoru Herakleiyos'a. Mesela Sasani hükümdarı 2. Hüsrev'e, Kisra denilen veya Mukavkıs denilen Kiros, Mısır yöneticisi. O da aslında İmparator Herakleios'un atadığı bir validir. Hem din adamıdır hem validir yani. Monoteletist mezhebe mensup bir Hristiyan ruhbandır ve aynı zamanda validir. Bakın bu ne demek? Hazreti Peygamber onlara bir din tebliğinde bulunuyor. Üstelik hocam, yani getirmiş olduğum mesajın da kendisinde ey insanlar diye onlarca ifade var. Zaten Bakara suresi Yahudilerden ve Yahudileşmeden bahseder. Yine Ali İmran suresinde yani Hazreti İsa'nın annesi Meryem annemize kadar ki o doğum sancılarına kadar çok teferruatlı anlatımlar vardır. Yine müşriklerden bahseder. Yani geçmiş kıssalardan, geçmiş ümmetlerden, helak olan kavimlerden de bahseder. Bravo. Yani hem mesajın kendisi de evrensel. Elbette. Zaten hocam yani bir mesajın yerel unsurlar kullanıyor olması onun mesajın kendisini yerelleştirmez. Bravo. Zira her evrensel mesajda tabii ki yerel unsurlar, bravo, olacak. Muhataplar yerel olmuş olsa da bir şeyin evrensel ya da yerel olup olmadığının kriteri mesajın kendisini incelemek olacaktır herhalde. Bravo. Evet. Fatih, sen çok güzel özetledin ve aslında benim söyleyeceğim şeyi söyledi. Yani ben biraz tarihsel bağlamdan girdim ve teolojik bağlamada gireceğim. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde tabii ki o
kullanılan dile değil mi? Muhatap kitlesine bakıldığında ey inananlar, ey insanlar değil mi? Yani zaten işin evrensel tarafı oradan bir kere her şeyden önce ortaya çıkıyor. Yahudilik ve Hristiyanlığın üzerinde kapsayıcı değil mi? Gelin işte tevhid ilkesi ekseninde buluşalım. Yüzlerce ayet bize yani şeyi gösteriyor ama bu aslında bize bir farkı daha gösteriyor. Şimdi Hazreti İsa ve Hazreti Peygamber'in farkları üzerinden gittiğimiz için söyleyeyim. Şimdi Hazreti Peygamber'in öğretilerini, yani Hazreti Peygamber'in öğretileri değil, sonuçta Allah'ın öğretileri ama Hazreti Peygamber vasıtasıyla insanlığa ilettiği öğretileri biz biliyoruz. Neden? Çünkü bizim elimizde bugün bir Kur'an-ı Kerim var. Evet. Yani burada biz en azından Müslümanlar bunun bozulmamış bir kitap olduğuna inanıyoruz, iman ediyoruz. Allah'tan Hazreti Muhammed'e geldiği şekliyle insanlık ailesine tebliğ edildiğine, sonra Musaf haline getirildiğine ve bugüne kadar da bu şekliyle muhafaza edilerek geldiğine inanıyoruz. Aslında bilimsel... İslam ümmeti içerisinde de bakın o kadar farklılaşmalar, mezhepleşmeler, gruplaşmalar vardır. Hatta bunlar bazen çok uç olaylara kadar dayanırlar. Birbirlerini tekfir edecek noktaya kadar dayanırlar ama... Bu konuda bir şey yok bu değil mi? Bu konuda yoktu. Evet, hepsi aynı kitaba bakar, aynı metne bakar. Evet. Yani hiç kimse o ayet vardı, yoktu diye öyle bir tartışma girmez. Maalesef Hazreti İsa özelinde durum böyle değil Fatih. Evet biz her ne kadar Kur'an-ı Kerim'den Hazreti İsa'ya İncil adında bir... vahiy külliyatı nazil olduğunu biliyor isek de bakın burada önemli bir detay var. İki tane tarafı var İncil'in. Bir Allah, iki Hazreti İsa. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah vahiy edecek, Hazreti İsa'ya vahiy edecek. Böyle bir külliyat, bir vahiy korpusu, bir külliyatı var ise de bu külliyat bize bugüne ulaşmadı. Taslama. İşte pasajlar halinde belki muhtemelen bu sözlü rivayetler olarak uzun müddet Akdeniz Havzası'nın çeşitli coğrafyalarında şu veya bu ölçüde yaşadığı, şu veya bu yazarlarca şu veya bu metinlerde kısmen muhafaza edildi. Bu işte dört İncil bunlardan bazılarıdır. Diğer bazı apokrif İncil'ler, yani bugünkü Hristiyan dünyanın kabul etmediği ya da kabul ettiği İncil'ler bunlardan bazılarıdır. Belki diğer bazı metinler özelinde de durulabilir, konuşulabilir ama Kur'an-ı Kerim gibi bir kitaptan söz etmemiz maalesef mümkün değil. Bu bahsetmiş olduğunuz şey ben şu açıdan da çok önemsiyorum hocam. Hani özellikle yine ateist ve deist kesimden şu çok sorulur. İşte madem Allah İncil gibi bir kitap gönderdi, o halde niçin İncil'in tahrif edilmesine müsaade etti gibi. Hani bu gelen minvalden gelen sorulara da aslında bir cevap niteliğinde. Çünkü o dönem böylesine yazılmış bir şey yok. Tabii. Şimdi ben Hazreti İsa yani İncil'ler güvenilir metinler midir diye bir kitabım olduğu için ben bu eleştiriyle çok şey yapıyorum yani. Yani diyorlar ki işte madem Allah neden yani bu metni, ya benim zaten ben İncil'lerin tahrif olduğunu düşünüyorum yani bilimsel olarak yapılan çalışmalar bunu kanıtlıyor ama zaten şöyle düşünmüyorum yani bu dört İncil Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil ettiği kitaplar değil yani. Zaten İncil'lerin de öyle bir iddiası yok. Yani her şeyden önce İncil metinlerinin de bu tip bir iddiası yok. Ha yeni ayete gelirsek orası zaten tamamen bambaşka bir şey. Çünkü orada Pavlus'un mektupları falan var ki bana göre Hazreti İsa'nın öğretisinin altını üstüne getiren adamdır Pavlus. Bu da meselenin ayrı bir boyutu. Ama her halükarda biz şunu biliyoruz. Hazreti Peygamber'in değil mi hafızaya alan birçok insan var o şeyleri, ayetleri. Hemen Ebu Bekir dönemi, hemen Osman dönemi önemli kırılma anları, işte Musaf haline getirilmesi, çoğaltılması vesaire. Fakat Hazreti İsa özelinde biz bu süreci bilmiyoruz. Biz yeni ahitin kanonikleşmesi diye bir tarihe sahibiz ama o çok farklı bir şeydir. Yani Hazreti İsa'ya gelen vahyin mahiyeti hakkında bazı şeyler biliyoruz. Hem Kur'an'dan hem erken Hristiyan literatüründen ama çok daha fazla şeyi bilmiyoruz. Yani onu vurgulamak lazım. Tabii burada... Hazreti yani o kitapların muhafaza edilip edilememesi, günümüze kadar gelip gelememesi ya da tarihsel süreçte varlığını sürdürüp sürdürememesi aslında şöyle de bir farklılığa sebep olmuştur. Geleneklerin devam etmesi noktasında. Şimdi mesela bu bir şans aslında. Yani Müslümanlar bugün Hazreti Muhammed'le ya da onun öğretileriyle değil mi kendilerini doğrudan bağlayabilecek kitaba sahipler. Evet. Yani ben Hazreti Muhammed'in öğretilerinin ne olduğunu bir kitaba bakarak bulabilirim yani. Evet. Kur'an-ı Kerim benim önümde. Evet Kur'an-ı Kerim'de bize
Allah tarafından vahyedilen her ne varsa, bu kitapta Hazreti Muhammed vesilesiyle onun nübüvveti sırasında, işte 23 yıllık değil mi? 610'dan 632'ye kadarki bir süreçte peyderpey inen o vahiylerin değil mi derlendiği, toplandığı bir külliyat söz konusu. Ama o gelenek bu sayede bugüne kadar, her ne kadar süreç içerisinde değil mi farklı gelenekler de Kur'an-ı Kerim özelinde söylemiyorum. Biraz önce senin vurguladığın gibi, evet. Yani Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir tartışma yok. Farklı konularda farklı gelenekler ortaya çıkmışsa da yine de bir paydaş var yani. Ne o paydaş? Kur'an-ı Kerim işte, bak o devam ediyor ama Hristiyanlık özelinde bu yok. Şimdi Hristiyanlık özelinde bu olmadığı için Hazreti İsa'nın biz geleneğinin, özgün geleneğinin azınlık bazı cemaatler tarafından sonraki dönemlerde iyi kötü muhafaza edildiğini ama süreç içerisinde ortadan kalktığını görüyoruz. Ben Hristiyan geleneğinin Hazreti İsa geleneği olduğunu düşünmüyorum. Geleneksel kilisenin öğretileri, teslis gibi, asli günah doktrini gibi, yani Hazreti İsa'nın tanrılaştırılması gibi falan. Bunlar Hazreti İsa'nın öğretileri değil. Bunlar Hazreti İsa'dan sonraki dönemde ortaya çıkmış. Yani gelenek noktasında bakıldığında Hazreti Peygamber'le Hazreti İsa arasında bir fark var. Çok önemli bir fark. Çok çok önemli bir fark. Siyasi başarı. Şimdi Hazreti Muhammed biliyorsun ilk vahiy 610 fakat orada 12 senelik bir Mekke dönemi söz konusu. Şimdi Mekke dönemi Müslümanların zulüm gördüğü değil mi? Hazreti Peygamber'in belki yeterince rahat tebliğde bulunamadığı birçok kısıtlamaya maruz kaldıkları. Zaten ilk 3 yıl gizli davet döneminden bahsediyoruz. Fetret dönemi. 3. yıldan sonra 3 ile 6 arasında zaten bir boykot dönemi var. Hı-hı. Aşırı şey var. Zaten 6 yıl bu şekilde gidiyor. Tabii tabii. Geriye kalan 6 yılda da çok böyle rahat bir şekilde tebliğ edebilmiş falan değil. Değil. Zaten hep birilerinin emanı altında değil mi? Koruması altında olması da o günkü tabii Arap toplumunun sosyolojik yapısı özelinde söylüyorum. Bunu bilmek lazım. Hocam hicrete baksanız, hicrette de tamam hicret ediyorsunuz ama hı-hı. Orada yine işte az önce de siz söylediniz. İşte Yahudi kabileler var, Beni Kaynuka, Beni Kureyza gibi. Savaşlar var bir yandan. Tabii. Çünkü müşrikler rahat durmuyorlar. Müşriklerin yine yapmış olduğu, saldırmış olduğu savaşlar var. Evet. Yani epey böyle bir zorluktan bahsedilebilir. Evet. Ama yine de tabii şimdi tam siyaset dediniz hocam, tabii. Oraya getirdiniz. Zaten öyle olmasa herhalde Hazreti Peygamber doğduğu şehri bırakıp, değil mi? Akabe biatlarını biliyorsun, Akabe biatlarının akabinde Medine'den gelen bir davet üzerine Medine'ye hicret ediyor ve orada bir Medine, işte efendim Medine sözleşmesi olabilir, anayasası olabilir değil mi? Yani bu tartışılabilir, bir vesika. Nasıl bir vesika bu? Müslümanların imzası var. Müslüman olmayan Arap kabilelerinin imzası var. Ve diğer Yahudi kabilelerin, yani bir sürü şu oğulları, bu oğulları böyle alt alta yazıyor. Bir pakt, yani bir siyasi oluşum aslında, bir devlet yani. Bir devlet kurulmuş orada, bir şehir devleti ve bu paktın en belirgin özelliği, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kimisi oradan kabul ediyor, kimisi etmiyor. Ama herkes bir konuda hemfikir, Hazreti Peygamber onun siyasi lideri. Yani devletin başkanı Hazreti Muhammed. Bu ne demek? Bu Hazreti Muhammed'in artık siyasi bir rolü olduğunu da bize gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber 622 yılından sonra 10 yıllık o Medine döneminde bir peygamber olmasının yanı sıra bazen bir devlet başkanı sıfatıyla da hareket edecek. Hazreti Peygamber'den sonra halifeler onun peygamberlik boyutunu değil, dini boyutunu değil, siyasi boyutunu temsil etmeye, yürütmeye devam edecekler devlet başkanı sıfatıyla. Biliyorsun Hazreti Ebubekir, Ömer bin Hattab değil mi? Osman bin Affan ve Ali bin Ebi Talip. Ondan sonra Emeviler dönemi başlayacak 661'de, 750'ye kadar. 750'de Abbasiler dönemi başlayacak 1258'e kadar falan. Peki bu devletler, bu imparatorluklar nedir? Yani Müslümanlar diyelim ki 80 sene sonra doğuda Himalayalardan batıda Pirene dağlarına kadar, yani bütün Kuzey Afrika, Orta Doğu coğrafyası falan değil mi? Fransa'ya kadar, İspanya tarafından da Tarık bin Ziyad biliyorsun geçtikten sonra koskocaman bir cihan imparatorluğu kuracaklar. Evet. Peki bu cihan imparatorluğunun kökeni nedir? İşte bu 622 yılında Hazreti Peygamber'in Medine'de kurduğu o şehir devletidir. Ve muhteşem bir ilerleme. Çünkü sıfır noktasından, geleceksiniz. Tabii ki. 100 seneye kalmadan müthiş bir ilerleme ile beraber bütün işte Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan, İspanya'ya kadar
gelip. Evet. Orada. Peki Hazreti İsa böyle bir şansa sahip oldu mu maalesef? Ne yazık ki. Hazreti İsa, İsrailoğulları zaten işgal altındaydı o dönemde. Orayı Romalılar yönetiyorlardı. Roma İmparatorluğu'nun ezici gücü ve onlar tarafından atanmış Herodesler diye bir hanedan. O coğrafyada egemendiler ve Yahudiler orada aslında bir tebaaydılar. Yani Roma iktidarına, Roma ve Herodeslerin iktidarına boyun eğmek zorunda kalmış. Çünkü siyasi olarak gücü yok, ona baş kaldırabilecek, mücadele edebilecek. Hazreti İsa o cemiyetin bir üyesiydi. Yani Hazreti İsa aslında siyasi anlamda hiçbir zaman iktidar olamadı. Hoş, burada bir yine köşeli parantez açmak lazım. Yani Hazreti İsa'ya atfen zikredilen o mesihlik ünvanı aslında Yahudilerin kralı demektir. Yani Yahudiler bundan Yahudilerin kralı ünvanını anlıyorlar. Siyasi bir siyasi şey bir oldu. Ünvan. Bizde daha çok teolojik, dini bir boyut evet, var. Değil. Yahudiler bundan, Yahudiler yani siyasi bir şey çıkartıyorlar. Aslında Hazreti İsa'nın işte ölümünün veya öldürülmesinin, yani çarmıh meselesinin arkasında biraz bu yatıyor. Romalılar onu, yani Romalıların kralıysa eğer bize karşı bir isyancıdır gibi şey yapıyorlar. Gibi gibi, detaylara girmeyelim. Detayları merak edenler benim İsa Pavlus İnciler kitabıma bakabilirler. Fakat Hazreti İsa tabii bir siyasi bir yönetici pozisyona yükselemeden tarih sahnesinden çekilmek zorunda kalıyor. Fatih Hristiyanlığın devlet dini olması Hazreti İsa'dan 350 sene sonradır. 350 sene sonra ilk defa 320-330 sene sonra işte 300 sene sonra diyelim İmparator Konstantinos 306-337 yılları arasında Roma İmparatoruydu. Hristiyanlığa bir zeytin dalı uzatıyor. Yani kilise ile devlet arasında bir entegrasyon süreci başlıyor. O entegrasyon süreci özellikle 50 yıl çok hızlı bir ivmeyle devam ettikten sonra 379'da 1. Theodosius Roma tahtına çıkıyor. 379-395 yılları arasında Theodosius Hristiyanlığı devletin resmi dini yapıyor. Ama Hristiyanlığı, Hazreti İsa'nın öğretilerinden bahsetmiyorum. Hazreti İsa'nın öğretileri, bana göre Hristiyanlıkla Hazreti İsa'nın öğretileri arasında bir boşluk var. Yani, Hazreti İsa Hristiyan değildi. Değildi. Değil mi? Ve Hazreti İsa'nın öğretileri bu anlamda, yani Hazreti Peygamber'den farklı olarak bir şey. Bu konu bitmeyecek ama biraz da istersen ortak taraflarından bahsedeyim. Bilmiyorum zamanımız el veriyor mu? Ne yazık ki hocam. Peki sadece şunu söyleyeyim buyurun. Son bir cümle olarak. Biz şunu biliyoruz. Hem Hazreti İsa hem Hazreti Muhammed her ikisi de beşerdiler. Peygamberlerin temel özelliğiydi. Her ikisi de monoteistti. Evet. Tevhid yanlısı bir öğretiyi insanlık ailesine tebliğ ettiler. Her ikisi de peygamberdi. Her ikisi de Allah'tan aldıkları mesajı insanlara ilettiler. Her ikisine de selam olsun, Allah her ikisinden de razı olsun diye programımızı artık son sözlerimi söyledim. O duayı ben edecektim. Peki. Her iki peygambere de buradan peki. Selam olsun. Peki. Zira biz Allah'ın öğrettiği gibi la nuferrigu beyne ahadin min rusulih. Biz elçiler arasında herhangi bir ayrım yapmayız. Bravo. Efendim Doçent Doktor Zafer Duygu bizlerleydi. Yarın yine 20.30'da muhakemede görüşmek üzere. Selametle.